Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs salgınının tarım sektörünün etkilerinin azaltılması için 21 ile verilecek tohum desteğine ilişkin açıkladığı paket Hatay'ın kapsam dışında bırakılmasına tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, hükümetin Hatay'a üvey evlat muamelesi yaptığını söyledi. Konuyu meclis gündemine taşıyan Şahin, bakanlığın COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemler üzerinden yazılı bir soru önergesi verdi. Hasat zamanının yaklaştığı bugünlerde tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimiz için salgına mücadele kapsamında alınan önlemler nelerdir? Ürünlerin hasat zamanında üreticilerin tarlaya girebilmeleri için alınan önlemler nelerdir? Çiftçilerimizin 2019 yılından kalan tarımsal destek ödemeleri yapılmış mıdır? Yapılmayan ödemelerin ödeme takvimi nedir? Tarımda girdilerin temini konusunda üreticiye destek sağlanacak mıdır? Çiftçinin tarımsal sulamadan dolayı elektrik ve sulama borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Suyu ve elektriği kesilen üreticilerin su ve elektrik temini sağlanacak mıdır? Tarlalarda çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçilerinin düzenli sağlık kontrollerinin yapılması konusunda bir çalışma var mıdır? Ulaşım ve konaklamaları yönünde sağlık tedbirleri alınacak mıdır? Hallere ürün giriş ve çıkışlarında KDV oranının sıfırlanması yönünde çalışma yapılacak mıdır? Temel gıda ürünlerinin ham maddesini oluşturan bitkisel ve hayvansal ürünlerin alımında alım garantisi sağlanması konusunda bir çalışma var mıdır? Ziraat Bankası, tarım kredi kooperatifleri ve özel bankaları olan çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve çiftçilere kredi desteği sağlanması konusunda bir çalışma söz konusu mudur? Bağkur prim borcu olan çiftçilerin ödemeleri ertelenecek midir? Prim borçları salgın dönemi boyunca devlet tarafından karşılanacak mıdır? Gıda üreten firmalara kredi sağlanması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Yem fiyatları konusunda bir tedbir alınması söz konusu mudur? Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin zararları giderilecek midir? Bu konuda bir çalışma var mıdır? Et ve Süt Kurumu'nun büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yetiştiricilerin kesimine gelmiş hayvanları için üreticiler için tedbir alınacak mıdır? Et ve Süt Kurumu depolarında bekletilen etlerin gıdaya ulaşımı zor olan yoksul ailelere ulaştırılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Canlı hayvan pazarlarının hijyeni nasıl sağlanmaktadır? Salgın dönemi ve sonrası için 83 milyona yetecek kadar gıda stoğu var mıdır? Üretici tarlaya gidemezse bu stoğun yetmemesi söz konusu mudur? Olası bir gıda krizine karşı alınan önlemler nedir? Yerli çiftçimiz son yıllarda 3,5 milyon hektar kendi arazisini ekmekten vazgeçmişken hazineye ait araziler yıllardır belli koşullarla tarımsal üretime açılır. Yeni hazine arazilerinin kontrolsüz bir biçimde üretime açılması Türkiye'nin toprak ve tarım politikamız açısından ne derece doğru bir tercihtir? Türkiye'deki tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması konusunda ne gibi projeleriniz vardır? Tohum desteği neden 21 il ile sınırlı tutulmuştur? Söz konusu ürünleri üreten diğer iller neden kapsam dışı kalmıştır? Narenciye, pamuk, zeytin ve buğday üretimi konusunda önemli bir potansiyele sahip olan ve Amik Ovası gibi ülkenin tarımsal faaliyetleri açısından çok önemli bir değere sahip olan Hatay ili neden destek dışında bırakılmıştır? Hatay ilimizde çiftçilerin ürünlerini üretebilmeleri, tarlalarına güvenle gidebilmeleri için önlemleriniz nelerdir? Çiftçilere alım garantisi ve girdi destekleri sağlanacak mıdır? Çiftçilerin güvenle üretebilmeleri ve bitkisel üretimin devamlılığı için salgın dönemine ilişkin projeleriniz nelerdir? Bu projelerin uygulanma takvimi nedir?